Ayvalı Vatan Partisi Kadın Kolları, bizde adı Önç Kadın Genel Başkanı. Ay çok memnun oldum. Ben de öyle sayı muhtarım. Dilek Hanım Genel Yönetim Kurulu üyemiz. Çok memnun oldum. Şule Hanım da Ankara İl Başkanımız. Ben Güdül ilçesi Boyalı Mahallesi muhtarıyım. Aynı zamanda da Fengere Kadın Eli Kadın Kooperatifi'nin başkanıyım. Taraftan da işte ürünler yetiştiği için hazırlık yapılıyor yukarıdan. Paketlemeler geliyor ister istemez. Buyurun geçebilirsiniz. Sizi de tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kadınların yönetim mekanizmalarında görev almasını çok önemsiyoruz. Yani kadınlar köyleri yönetecek, evet, sağ olun. Köyleri yönetecek. Evet. İlçeleri, illeri, Türkiye'yi yönetecekler. Evet. Ki İnşallah. Değiştirebilelim. Evet, evet. Yani Türkiye'nin tabii önünde önemli sorunlar var çözülmesi çok, gereken. Çok, hep beraber maalesef. Bunların evet. Üstesinden geleceğiz, evet, ama maalesef. Kadın eline bir değmesi gerekiyor evet. Her yere. Herkesin halasıyım ben. Hal o zaman seni muhtar yapalım dediler. ben de yapalım dedim. Ben muhtar olduktan sonra zaten muhtar olurken bayanlara çok sözler vermiştim. Muhtar olduktan sonra da yavaş yavaş bunları yerine getirmeye çalışıyorum. İnşallah bakalım önce bir kooperatifimizi kurduk. Geçen sene tabii kurslarım vardı bayanlara yönelik. O kursları başarıyla tamamladılar. Kooperatifimizde bu sene bayağı bir ürünleri başkent marketlere satmaya başladı. Kooperatif fikri ben zaten bayanların bir iş yapması, evlerine gelir getirmesini istediğim için kurmak istedim. Hem eğleniyorlar, hem kazanıyorlar, hem birlik ve beraberlikten bir şeyler çıkıyor ortaya. Çok şeref aldım. Nedeniyle sarılamıyoruz. Kusura bakmayın. Çalışmalarımız tabii birinci olarak ben bir muhtar olduğum için önce muhtarlığımla ilgili çalışmalarım var. Köyümün çok eksikleri var. Bayağı bir inşaat halinde binalar var, eski binalar var. Ben bunların zaman zaman tamir olmasını istiyorum. Hani çocukların geçiş yollarında olan binaların tehlike yarattığını düşünüyorum eski binaların. Su borularımız bayağı patlamış. O su borularının tamiri için uğraşıyorum. Bunlar hep muhtarlıkla olan benim tabii ki işlerim. Aynı zamanda ben bir de ipek böcekçiliği projesine başladım. Bayanlarımız gene tabii ki boş vakitlerinde ipek böcekçiliğin kozasını yapacaklar evde. O da bize bir gelir kapısı olacak. Onun içinde ipek böcekçiliğinin ağaçları her yerde yetişmiyor. Oraya bir bahçe yaptım. O bahçeye su götürülmesi çok zor bir şey değil ama nedense pandemiye mi takıldı, bir yerlere takıldı kaldı. Bir türlü bahçelere su götüremedim. Yani muhtarlıkla yapmak istediğim işler şu anda bunlar. Kooperatifle ilgili bir ekmek evi açmak istiyorum. İnşallah köyümüze hafta sonları çok misafirlerimiz geliyor, ekmeksiz kalıyorlar. Bir fırınımız yok, bakkalımız da her zaman oluyor olmuyor. Yani projelerin başında o var şimdi. Önce sıcak bakmadılar. Ya çalışmak güzel, yani köylüyüz, devamlı çalışıyoruz ama elimize para geçmiyor. Fakat kooperatifin karşılığında yani buraya geliyoruz, çalışıyoruz. Hem kendimiz için, bizim için iyi oluyor. Yani belli bir ücret alıyoruz karşılığında. Bizim için de iyi yani. Hem arkadaşlarla meşakkatli bir şekilde burada çalışıyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olursa buraya geliyoruz yani. Her şekilde yardım etmeye de çalışıyoruz. Yardımlaşarak da yapmaya, imece usulü de yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde inşallah yürür diye düşünüyoruz. Tabii ki kooperatif kurulması güzel bir şey. Yani birlik olmak güzel. Kendini göstermek, elimizden devamlı yani kadın olarak, kadının elindeydi her şey bence güzel. Vallahi çok güzel bir duygu. Ondan sonra daha kendimizi işe yarar, daha çok şöyle ayakta durur gibi, daha çok para kazanma hevesimiz, daha çok isteğimiz var yani. Daha bir arada daha iyi toplanıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir şeyler hazırlayıp yiyoruz. Hazırlıyoruz bu bir şey, hep kendi emeğimiz yani bu yaptığımız mesela meyvelerimiz, sebzelerimiz olsun, kendi bahçemizden yarısı uğraşıyoruz yani bir arada. Vallahi çok güzel. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ailemize katkı olsun diye uğraşıyoruz. Bunları satılmasını istiyoruz. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Aferin sana. Burada ne yapıyorsun? Bunları süslüyorum. Hangisini süsledin? Göstersene bana. Bunları süsledim. Çünkü daha önce bir kooperatif kurulmuş, onu yürütememişler. Onu yürütmedikleri için sürekli bana dediler ki onlar yürütemedi, siz de yürütemezsiniz. Ama ben inanıyorum, önce inanmak sonra da çalışmak lazım diye düşünüyorum.
Şu 2 aylık bir dönemde de bunu yavaş yavaş görmeye başladım. Hani satışlar başlayıp da bir geri dönüş olduğu zaman çalışanlar da çok memnun kalıyorlar. Şu anda biz birinci olarak güdül leblebimizi üretiyoruz. Kendi şeyimizde, üretim hanemizde. Daha sonra da reçellerimiz var, domates soslarımız var. Çünkü burası bir domates tarlası çok olan bir bölge. Domateslerimiz meşhur. Ayaş bir tarafımızda, Beypazarı bir tarafımızda. Biz ortadayız ama bizim de çoğunlukla domateslerimiz, yani üretim yapılıyor. Sonra hayvancılık var bizim köyümüzde. Peynir satımı yapıyoruz. Tabii ki bu işletme değil ama yapan kadınlarımız kendi evlerinde yapıyorlar. Kendi aralarında satış yapıyorlar. O da bir gelir kaynağı. Tabii %90 çalışıyorlar. Bayanlarımızın hepsi çalışıyor. Yani kendileri zorlanıyorlar. Tabii ki evlerinde işleri olduğu için zorlanıyorlar ama birlik beraberlik olunca daha çok kazanacaklarına inanıyorlar. O zaman da seve seve geliyorlar. Karşılaştığım sorunlar en çok hani bürokraside internet üzerinden olduğu için şu anda bazı faturaların yapılması, bazı işlemlerin olması hep internet üzerinden oluyor. O da tabii ki biraz zaman alıyor. Yüz yüze olunsa çok daha farklı olur. Biraz onlar sıkıntımız oluyor. Barkod almakta zorlandık. Etiket yaptırmakta zorlanıyorum. Kutuların yapılması zorlanıyorum. Burada maddi olanaklarımız da çok kısıtlı. Bu zorlamaların karşısında o da çok önemli. Parasal hiçbir yerden destek alamıyoruz. Kendi yağımızda kendimiz kavrulmaya çalışıyoruz. Taleplerim bana bazı kuruluşlardan mesela istiyorum ki şekerdi, undu, böyle gıda, yani yapabileceğim şeyleri talep ediyorum şu anda. Çünkü bunun ocaklarımız var biliyorsunuz, yerimiz güzel. En çok bizim malzemede sıkıntımız oluyor. Kavanoz sıkıntımız oluyor. Perakende alınca her yerde aynı şeyi bulamıyorsun. Bulursan fiyatı fazla oluyor. Toptan almaya gidiyorsun, elindeki imkanlara kimse sıcak bakmıyor. Sıkıntılarımız bunlar. Kooperatifçiliğin önemi beraber birlikte çalışıp çok kazanmak. Ben öyle düşünüyorum. Ya kazancım, özellikle de bayanların eve kazanç sağlaması, bizim bayan kooperatifi olduğumuz için, yani çalışıp evlerine kazanç götürmeleri. Birlikte. Soğuk komposta diyelim. Ama soğuk şekere çok iyi gelir. Evet. Böyle bir şeyler, işlemeler yapıyorlar. Geçen sene kursunu aldılar İşkur'dan. Onlar öğrenci menemeni. Öyle evet. Biz çok kullanırdık öğrenciyken. Evet. Annem yapar yapar gönderirdi. Evet, kolaylık olur. Evet. Hem 2 yumurta kır içine, evet. Hallet. Buradan çağırım, yani bayanlar, evde oturmayın, kendinize uygun ne yapabiliyorsanız herhangi bir kooperatifle görüşün, üye olun, yardımcı olun, siz de kazanın, kooperatifler de büyüsün. Benim çağrım bu. Güzel çalışıyor mu kooperatif burada kadınlar? Çalışıyorum. Allah herkese nasip etsin, hayırlı kazançlar versin, uzun ömür versin, baştan düzgünlük versin, tane değil. Yalnızca kazanç sağlamı da değil, birlikte dayanışma içinde olunca, evet, evet, farklı paylaşımlar da oluyor. Evet. Sosyal olarak da kendilerini, evet, geliştirebiliyorlar. Evet, haklısınız. O yüzden kadın kooperatiflerini yaşatmak ve geliştirmek, evet, lazım. Evet. Sizlerin desteğiyle inşallah böyle siyasilerin, sizlerin desteğiyle biz de ayakta durmaya çalışacağız. Bugün önce Kızılcahamam'da kadın girişimcilerimizi ziyaret ettik. Ardından ise Güdül'e geldik. Şu an Güdül Boyalı Köyü kadın kooperatifini ziyaret ediyoruz. Kız çocukları bile şey diyorlar, işte biz muhtar olacağız diyor. Evet, okuyacağız, evet, muhtar olacağız. Güçlü kadınlar, örnek kadınlar her yerde faaliyet halinde olmalı. Onlara ihtiyacımız var ve kendilerine desteklerimizi ilettik. Aynı zamanda köyün kooperatifinin kuruluşuna önderlik etmiş Bahriye Hanım, muhtarımız. Şimdi kadınlar kendi evlerinde yaptıkları işte reçelleri, çeşitli ürünleri ve dokudukları yünleri, havluları pazarlama imkanına kavuşmuşlar. Böylelikle kendilerini hem ekonomik olarak daha güçlü, hem de sosyal anlamda daha faydalı ve güçlü ifade ettiklerini, güçlü hissettiklerini ifade ettiler. Yani Türkiye'nin, evet, neresinde olursa olsun, evet, üreten, ayağa kalkan, bir şeyler, evet, yapan, evet, bütün kadınların
yanındayız. Onların desteklisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir talebiniz olursa, bir ricanız olursa mutlaka yerine getirmeye çalışırız. Biz kadının üretimin içerisinde yer almasını, kadın emeğinin değer kazanmasını, kadınların ürettiklerinin karşılığını almasını ve kadın girişimciliğinin özendirilmesini önemsiyoruz. Üreten kadın öncü kadındır diyoruz ve Türkiye'nin ufkunda üretim devrim programının olduğu bugünlerde kadınlar üzerinde daha özel çalışılması gerektiğini, kadınlar için daha özel faaliyetler, daha özel planlamalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kadın kooperatifleri Türkiye çapında bir örnek oluşturdu. Ev hanımları özellikle emeğinin karşılığını alabiliyor kadın kooperatifleri vasıtasıyla. Buralar hem bir üretim hem dayanışma üssü haline geldi. Her anlamda kadınlar birbiriyle dayanışma halindeler. Hatta burada gördüğümüz gibi eşleri de onlara yardımcı oluyorlar. Güçlü aile, güçlü kadın diyorlar. Ailenin önemine vurgu yapıyorlar. İşte bütün bu güzellikleri görebilmek, Vatan Partisi öncü kadın olarak yanlarında olduğumuzu, omuz omuza olduğumuzu söylemek ve yapabileceklerimizi konuşmak, sorunlarını, onların çözümlerini konuşmak üzere bugün buradaydık. Tabii birçok kooperatifimizin pazar ihtiyacı var. Pazar ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Ürettikleri ürünlerin ellerinde kalmaması için, değerini bulabilmesi için marketlerde, pazar yerlerinde sergilenmesi ve alıcıyla buluşması gerekiyor. Bu yüzden kadın kooperatiflerinin çözülecek öncelikli sorunu pazar ihtiyacı gibi görünüyor. İkincisi ise eğitim. Her yörenin kendine özgü güzellikleri var, işlenecek güzellikleri var, ürünleri var. Bunların kadınlar eliyle işlenmesi mümkün. Bu yönde kadınlara eğitim verilmesi gerekiyor. Bu kooperatifte eğitimin bir şekilde sağlandığını, karşılandığını, hatta bu köyden yetişen kız çocuklarının burada eğitimci olmasının planlandığını görmüş olduk. Bu da sevindirici bir haber. Yani biz Vatan Partisi öncü kadın olarak bu üretim faaliyetinin ve dayanışmanın bir parçası olmak üzere bugün Boyalı Köyü'ne gelmiş bulunduk. Bu ziyaretlerimizi Türkiye çapında sürdüreceğiz. Bütün il ilçe örgütlerimiz, öncü kadın örgütlerimiz, kadın kooperatiflerini ziyaret edecekler. Üretici kadınla doğrudan tarlada buluşacaklar. Gerekirse esnaf kadınlarla buluşacaklar, işçi kadınlarla buluşacaklar, iş kadınlarıyla buluşacaklar. Ve kadınlar ayağa kalktığında, ki Türkiye kadınların ayağa kalktığı, en öne çıktığı bir süreci yaşıyor. Kadınlar ayağa kalktığında birçok şeyin değişeceğine, güzelleşeceğine inanıyoruz. O inancı, o değişimi, o mücadeleyi paylaşmak üzere de bugün buradayız. Biz üretimi çok önemsiyoruz. Evet. Vatan Partisi olarak üretim devrimi programı hazırladık. Sizlere de birazdan takdim edeceğiz. Evet. Tabii bu üretim devriminin en önemli ayaklarından biri kadının üretime sokulması, istihdam edilmesi katkıda ve kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadın girişimciliğinin özendirilmesi, kadınların daha güçlü olmalarını sağlayacak. Kendilerini keşfetmelerini, yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini gerçekleştirebilmelerini sağlayacak. O yüzden çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki sizler de adım adım hayallerinize kavuşacağız, gerçekleştireceksiniz hayallerinizi. Evet. Bütün kadınlar bu faaliyetlerin içerisinde yer almalı. Çünkü dediğim gibi yalnızca emeğinin karşılığını almış olmuyor. Aynı zamanda sosyal olarak kendini daha güçlü hissetmiş oluyor. Ayaklarımızın üzerinde daha iyi basıyoruz, daha dik duruyoruz diyor kooperatifte çalışan kadınlar. Herkesin bu duyguları tatması gerektiğini, kadınların bunları hak ettiğini düşünüyoruz. Ankara'ya gelirsen, Ankara'dan bekliyorum. Gelirse, tamam. Telefonla soralım gene. Hepinizi bekliyoruz. İnşallah.